Cumhuriyet döneminde düzenlenen ilk futbol liginde şampiyonluğun kazanılmasının ardından 5 yıl boyunca lig üçüncülüğüyle yetinmek zorunda kalır Beşiktaşlı futbolcular. Her biri farklı spor dallarıyla uğraşan dönemin asker kökenli Beşiktaş kulüp başkanlarının ve idarecilerinin futbola karşı soğuklukları, halkın futbol branşına diğer branşlara nazaran daha fazla ilgi göstermesinin ve futbolcuların diğer kulüp sporcularından çok daha ön plana çıkmalarının yarattığı koşulsuzluklarla birleşince Şeref Bey'in bir başına kalması kulübün yeteri kadar desteğini alamaması sonucunu doğurur. Ancak futbol tutkusu öylesine işlemiştir ki Şeref Bey'in benliğine, hiçbir zaman pes etmeyecek, yakın arkadaşları Abdülkadir Ziya Karamürsel ve Nazmi Ökten'le birlikte yıllarca uğraşıp yepyeni gençlerden oluşturacağı şampiyon bir kadroyu yoktan var edecektir. Babam aslen İstanbul'da doğmuş, Erzincan'dı. Köken olarak İstanbul'a gelmiş, dedem saraya intisap etmiş. Orada madeninde bir vazife almış. En büyük de emeli, işte üç kızı, bir de oğlu okutmakmış. Harpten önce hukuk fakültesine girmiş babam. İki sene içinde harbe yollamak için Balkan Harbi'ne bunların hepsini mezun etmişler. Babam geri hizmette çalıştığı için şey olmamıştı, Fransızca da bildiği için mütercim olarak çalışmış. Ondan sonra babamı yeterli bulmamış dedem, tekrar da onu hukuk fakültesine verip tekrardan mezun etmiş. Fakat kendi hiçbir zaman ne avukat olmak istemiş, Beşiktaş'la bütünleşmiş ve Kabataş Lisesi'nde de tarih öğretmeni olmuş. Ve anlatırlar babamın talebeleri, tabii onların büyük bir kısmı da şimdi hayatta değiller. Babam sınıfa girermiş, imtihan açacak, kağıtlarınızı, kalemlerinizi elinize alın dermiş. Onlar, bir dakika, bu hafta mesela Ahmet çok kötü oynadı, Mehmet'i hiç niye orada oynattılar dendiği zaman babam anlatmaya başlarmış ve imtihan olmadan kurtulurlarmış. O devrin Kabataşlıları hepsi Beşiktaşlıdır. Ondan dolayı da bizim, Allah korusun, bilmiyorum tüzük değişti mi, doğal şeyimiz, mirasımız Kabataş Lisesi'dir. Bu babamın oradaki öğretmenliğiyle başlamış bir yakınlaşmadır. Şeref Bey merhum, gayet dinamik bir adamdı. Öğretmendi, tarih öğretmeniydi. Gayet dinamik bir adamdı. Hatta o kadar zarif, o kadar kibar bir adamdı ki bu anlatmak zor. Yani bizde zor yetişen bir tipti. Biz bir gün şey baş yapıyoruz. Şeyde bir yabancı takımla güreş misal, Türk milli takımı, İtalyan milli takımıydı galiba, onlarla maç yapıyoruz. Şimdi maç yaptık. Benim kilom ufak olduğu için ilk müsabakalara ben çıkıyordum. Adamı yendim. Yendikten sonra orada bekliyorum. Şimdi bizim evin haberi yok. Eğer annem böyle bir şey yaptığını bilse beni kovardı ya, döverdi. Hiç haberi yok, hep pisliği yapıyoruz işte. Şeref Bey merhum, tabii biliyor vaziyeti. Benim maç biter bitmez hemen bir arabaya koydu. Bir de yanıma bir adam verdi, beni doğru eve getirdiler. Akşam geç vakit eve gittim. Annem şöyle bir hırım etti, biraz çatmaya kalkacaktı. Tabii ses falan çıkarmadık, neyse ucuz kurtulduk. Şeref Bey futbolcudur, idarecidir. Yurt dışında maç yönetmiş ilk futbol hakemidir. Bunların yanında çok iyi derecede Fransızcası olan, çok okuyan, çok yazan bir entelektüel, hayatını gençliğin eğitimine ve spora adamış, Cumhuriyet gençliğine inanan, güvenen bir eğitim adamıdır. Futbolda ilerlemenin ancak yurt dışı temasları sıklaştırmakla mümkün olacağını düşünmektedir. Arkadaşı Nazmi Bey'in yardımlarıyla Beşiktaş futbol takımının ilk yurt dışı maç organizasyonunu 1926 yılında Bulgaristan'a yapılan seyahatte gerçekleştirir. Sirkeci Garı'ndan hareket eden Beşiktaş kafilesi 3. mevkide tahta sıralar üzerinde yapılan yorucu bir tren yolculuğunun ardından Sofya'ya ulaşır. Sofya tren istasyonunda Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızdan oluşan bir kalabalık karşılar Beşiktaş kafilesini. 25 Eylül 1926 Cumartesi günü Sofya Levski Stadı'nda yurt dışında ilk maçına çıkan Beşiktaş, FK Bulgarya takımıyla 1-1 berabere kalır.
Ardından 3 maç daha oynar Bulgaristan'da. Levski'ye 2-1 yenilir, Botev'le golsüz berabere kalır, BP25'i 4-0 mağlup eder. Şeref Bey, 1927 yılının Nisan ayında ikinci yurt dışı seyahatinin organizasyonunu da gerçekleştirir. Bu kez yolculuk Romanya'yadır. Karaköy rıhtımından gemiye binen Beşiktaş futbol takımı deniz yoluyla Romanya'ya hareket eder. Şeref Bey, idareci Abdullah Posa'nın Bandırma Öğretmen Okulu'ndan bulup getirdiği Hüsnü adlı genç bir futbolcuyu da kafiliye dahil etmiştir. Bu futbolcuyu Romanya'da oynayacakları maçlarda ilk kez deneyecektir. Beşiktaş, Bükreş'te ilk maçını 3 Nisan 1927 Pazar günü Rumen Juventus takımına karşı oynar. Güçlü rakibine 3-2 mağlup olur. 4 Nisan 1927 günü Olimpia ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Romanya'daki maçlarını tamamlar. Takıma yeni katılan Hüsnü ise her iki maçta da 40 yıllık Beşiktaşlı gibi oynamış, oynadığı bek mevkiinde tekmeye bile kafa uzatarak rakip hücumları bertaraf etmeye çalışmıştır. Öyle ki kendisini izleyen Rumen futbol severler, bu oyuncu Türk mü yoksa İtalyan mı? İtalyan liglerinde bile böyle futbolcuya az rastlanır diye Şeref Bey'e sormadan edemezler. Şeref Bey'in takıma kazandırdığı ve herkesin merak ettiği bu yeni futbolcu, sonraki yıllarda Beşiktaş takımının unutulmaz kaptanı ve milli takımın değişmez beki, Beşiktaş'ın baba lakabıyla anılacak ilk futbolcusu Hüsnü Salman'dır. Bunlar geldikçe Beşiktaş kuvvetleniyor. Mesela size kadro söyledim. Osman vardı. Kaleci. Mehmet Ali Demirel. Mehmet Ali zamanı da büyüdü Beşiktaş. Osman vardı. Eremden öldü, Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Feyzi vardı. Arof Feyzi. Sonra Tereyan Uri vardı. Bunlar şey, Hüsnü vardı. Bek. Hüsnü, Allah rahmet eylesin, 1940'ta öldü. Yere yatar vururdu kafayla. Topa yere yatarak vururdu. Yani o kadar kendini kaybediyordu. Şimdi Hüsnü cidden o takımın direğiydi. Ben kulübe geldiğim zaman tek gördüğüm insan Hüsnü'ydü. Şu an. Nuri vardı, Hakim Nuri. Hayati vardı, İmam Hayat derlerdi. Yani esasında Hüsnü'deki olan meziyetler bir futbol yoktu. Bizim babamız gibiydi, Nuri baba derdi. Allah da onun için cidden söylüyorum. Hüsnü gibi bir nebek gördüm, imdar görmedim. Şeref Bey, Hüsnü, Feyzi, Hayati, Osman, Eşref gibi futbolcuları bir bir kadroya dahil ederek uyguladığı gençlik aşısıyla yavaş yavaş geleceğin bileği bükülemeyen Beşiktaş futbol takımının temellerini atar. 1930 yılına girildiğinde henüz 16 yaşında, ilk bakışta sapsarı saçlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan bir genç kadroya dahil edilir. Sene 1930. Beşiktaş'ın talebeydim. Ve Nişantaşı'nda bir mahallede top oynuyordum tenis kortlarında. İsmail diye bir arkadaşım vardı. Şimdi Şeref abi dedi. Gidelim Beşiktaş'ın seni tutuyorlar dedi. Seni gömüşler. Nerede gömüşse bilmiyorum. Kalktım bir gün Beşiktaş sahasına geldim. Antrenman yaptırdılar bana. Ve ilk maça çıktım. İstanbul son maçına çıktım. Ve Deli Tevfik diye bir sağ bek vardı. Abdullah Posan ve Doktor Körfemi diye de iki idarecimiz vardı. Benim o zaman çok genç olduğum için ona ısrarla aman dikkatli ol, onu yanına sokma diye de söylediler birer. Aynen böyle. Ben de çıktım o gün. İstanbul Spor'u 3-0 yendik. O ikinci adamı da paçalarını çıkardım. Ama sahi çıkardım. Paçalar ettim. Ondan sonra da 30 sene itibaren de Beşiktaş takımının direkt sorusu olarak oyuncusu oldum. Şeref Bey o yıl bir futbolcunun daha peşine düşer. Beşiktaş'ta oturan Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi bu gencin adı Hakkı'dır. Şeref Bey'e verilen bilgilere göre
Babası 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşünce küçük yaşta yetim kalmış. 5 kardeşiyle birlikte yoksulluk içinde büyümüştür bu genç. 2 ağabeyi gibi o da baba mesleği askerliği seçmiştir. Ağabeylerinden Muhtar, 1924 Türkiye şampiyonu Harbiye takımının santrafıdır. İzleyenler metede metede bitirememektedir Hakkı'yı. Abi Muhtar kadar iyi bir futbolcuysa bu bile yeter diye düşünür Şeref Bey. İdareci arkadaşları Abdullah Pozan ve Fehmi Eroka uzun süre kendisini fark ettirmeden izlettirir Hakkı'yı. Yalnız halledilmesi güç bir sorun vardır. Hakkı bir askeri okul öğrencisidir. Yayınlanan tamim gereği sivil takımlarda oynaması yasaktır. Hakkı'ya siyah beyazlı formayı giydirebilmek için Hakkı'nın yakın arkadaşı Zigota Hayri ile küçük bir oyun planlar Şeref Bey. Ve 1931 yılının Kurban Bayramı tatilinde plan uygulamaya konulur. Hayri bayramın ikinci günü Hakkı'nın kapısını çalar. Gel maça gidelim. Bugün Taksim Stadı'nda harika bir maç var. Beşiktaş Yugoslavlarla karşılaşıyor. Yoksulluk içinde büyümüş Hakkı, bayramda el öperek topladığı 2,5 lira harçlığı da maça kaptırmak istemediğinden önce pek sıcak yaklaşmaz arkadaşının teklifine. Ancak arkadaşı Hayri ısrarcıdır. Yahu bırak parayı düşünmeyi, ben Şeref Bey'le konuştum, izin aldım, bizi bedava içeri alacaklar diyerek ikna eder Hakkı'yı. İki arkadaş hızlı adımlarla Taksim Stadı'nın yolunu tutarlar. Bugün Taksim'de talimhane denilen bir semt var. Topçu talimine orada yapılırmış. İstanbul'u düşün. Top atışı yapıyorlar orada. Talimhane o. Topçuların Taksim kışlası, topçu kışlası. Ve Taksim kışlasının sadece iki tane kapalı tribünü vardı. Ortada bir de balkonu vardı. Şeref tribünü olan balkon vardı. İki tribünün arasında. Harbiye tarafındaki tribün Galatasaray'ıydı. Benim çocukluk ve gençlik yıllarımda. Abide tarafındaki tribün de Fenerbahçe'nin tribünüydü. Beşiktaş'ın ilk seyircisi de Fenerbahçe tribününün yanındaki bir açık tribün kısmı vardı ama ufak bir tribün kısmıydı, o çok açıktı. Esas tribün kısmı karşıda ve iki kalenin arkasındaki kısımsa tümsek topraktı. Yani herkes kendine göre bir tribün şeklinde oraya ayakta durur maçlarındaydı. Çamur içinde olurdu kışın, çamurlanmadık oralarda. Bayram günü oynanan maça ilgi büyüktür. Taksim Stadı'nın çevresinde mahşeri bir kalabalık toplanmıştır. Hayri kalabalığa birkaç metre kala durur. Hakkı'ya sen burada bekle ben birazdan geleceğim diyerek ortadan kaybolur. Aradan 10 dakika kadar geçmiştir ki yanında uzun boylu, temiz giyimli bir adam olduğu halde geri döner. Gelen adam gülümseyerek elini uzatır Hakkı'ya. Merhaba ben Şeref. Hoş geldin Hakkı. Bugün bizim maçta Beşiktaş formasını giyer misin diye sorar. Daha önce adını çok duyduğu Şeref Bey'le karşılaşmış olmaktan ve hiç beklemediği bir anda aldığı tekliften afallamıştır Hakkı. Nasıl oynarım? Ben asker adamım. Merkez komutanı Şükrü Naili Paşa canımı okur sonra diyerek itiraz etmeye kalkışır. Merak etme ben konuşurum komutanımla. İzin alırım. Hadi sen fazla oyalanma. Forman, ayakkabıların hazır. Soyunma odasına git de takım arkadaşlarınla tanış diyen Şeref Bey, neler olup bittiğini anlamaya çalışan Hakkı'yı bir emri vakiyle siyah beyazlı formayı ilk kez giymek üzere soyunma odasına yollar. Benden sonra birkaç sene, bir iki sene sonra bir Yugoslav maçımız vardı takım sandığında. Allah'ın üstünün Şeref Bey, kulübümüzün başkanı, Beşiktaş'ın sahibi, her şeyi Nursun yatsın. O çıkarken taksonda Hakkı diye tanıdığımız, ilk defa olarak gördüğümüz Kulezi'den gelme bir yeni çocuk. O günden sonra da Hakkı'la beraber Şüşlü Nursun yatsın, cidden söylüyorum. Nuri vardı, Hakim Nuri. O vardı. Birçok değerli insanlar var. Ve bunlar kulüpçüydü, Beşiktaşlıydı.
28 Nisan 1931 Salı günü ilk kez Yugoslav Beogradski takımına karşı Beşiktaş formasını giyer Hakkı Yeten. İmam Hayati'nin yanında sağ iç mevkiinde oynar. 1-1 beraberlikle sonuçlanan ilk maçında mücadeleci futbolu bitmez tükenmez hırsıyla hemen göze batar. O kadar ki Hakkı abi bana hayatını anlatırken Kuleli Lisesi'nden babamın onu nasıl alıp hukuk fakültesine verdiğini, bütün bunları anlatırken babamı yaşar gibi olurdum. Evlendim, eşimle de çok iyi arkadaş oldum. Hep beraber olurlar, beraber kulübe giderlerdi. Ben ailemin bir ferdi olarak gördüm. Hakkı abi olsun, Şeref abiyi, Beşiktaş kulübü. Ben hiç yalnız kalmadım. Hep onlar vardı. Hakkı'ya Beşiktaş formasını bir emri vaki ile giydirmeyi başarmıştır Şeref Bey. Ama merkez komutanı Şükrü Naili Paşa'dan izin filan almamıştır. Kafasından öyle geçici bir izin almayı değil, Hakkı'nın askeri okuldan bir şekilde ayrılışını sağlayarak siyah beyazlı formayı giymesinin önündeki engelleri bütünüyle ortadan kaldırmayı geçirmektedir. Şeref Bey bir yandan, yardımcısı Fehmi Erok bir yandan Hakkı'yı ikna etmek için defalarca gidip gelirler Halıcıoğlu Askeri Lisesi'ne. Araya Hakkı'nın ağabeyini, bazı komutanlarını koyarlar. Sürekli ısrarlar karşısında nihayetinde ikna olur Hakkı. Okulundan istifa eder, lise son sınıfı bitirmek üzere İnkılap Lisesi'ne aldırır kaydını. Sirkeci'de bir terzide Şeref Bey'in kendisine diktirdiği bir gömlek, bir takım elbise, bir de siyah beyaz ipek kravat karşılığı Beşiktaş'a transfer olur. O zaman saha imkanımız, soyunma şeylerimiz, odalarımız, duş şeyimiz diye bir şey yok. Çıkardık çamurda antrenmana, su yok. Oradan koşarak Beşiktaş formasına gelirdik, orada yıkanırdık. Bunlar bütün acı şeyler bunlar. Fakat cidden söylüyorum ki, biz yokluk içinde Beşiktaş olduk. Seyahatlere gittiğimiz zaman, her gittiğimiz vesayet üçüncü dereceydi. Ankara'ya giderdik, şimdi anlattığım gibi. Tahtanın üzerinde, elimizde birer tane kutu, içinde iki tane dolma, iki tane köfte, iki tane yumurta. Bunu yiyerek emrimizi yerdik. Bu yokluk içinde bir gün şikayet ettik. Kulübümüzü Beşiktaş'ı bu vaziyette yaptık. Benim futbol hayatımda gördüğüm arkadaşlarımın hepsi cidden çok değerli insanlardı. En fena sahibi bu işlerden iyiydi. En fena sahibi bu işlerden çok daha iyiydi. Mesela Hakkı kulübe girdiği zaman bütün Beşiktaş bizlere alevlendi. Biz çarşıya giderdik, her tarafta yakındık yürüdük. Ama niye? Çünkü Beşiktaş formasını hak eden insanlardık. Hakkı'nın da siyah beyazlı formayı giymesinin ardından Şeref Bey'in hayalindeki güçlü Beşiktaş kadrosu yavaş yavaş oluşmaktaydı. Ligde 5 sene üst üste üçüncülükle yetinen Beşiktaş'ın sayıları her geçen gün artan taraftarlarına artık bir şampiyonluk hediye etmesinin zamanı çoktan gelmişti. Şampiyon olmadan geçilen sezonları sadece futbol kadrosunun yeterince güçlü olmamasıyla açıklamak doğru olmazdı elbette. Bir takım oyunu olan futbol zaman içinde kulübün en çok ilgi çeken branşı durumuna gelmişti. Atletizm, eskrim, güreş, halter gibi ferdi sporlardan çok daha fazla seviliyor, çok daha fazla ilgi görüyordu halktan. Ve ferdi sporların başaramadığı bir şeyi başarıyor. Sporseverin, seyircinin ötesinde sıkı sıkıya, gönül bağıyla Beşiktaş kulübüne bağlı bir taraftar kitlesi yaratıyordu. Öyle ki futbolun başındaki Şeref Bey'e semtte de, spor çevrelerinde de herkes başkan diye hitap etmeye başlamıştı. Bu durum, İkinci plana itildikleri hissine kapılan diğer şube kaptanlarının ve bazı idarecilerin hoşnutsuzluklarını yüksek sesle dile getirmeleri sonucunu doğurdu. Kulübün kuruluşundan bu yana faaliyet gösteren ana spor branşlarının yavaş yavaş geri planda kalmasıyla birlikte kulüp idaresini elinde tutan kurucular Fuat Balkan ve Ahmet Fetkeli Beylerin futbol şubesine ve Şeref Bey'e karşı daha soğuk durmalarına, hatta zaman zaman açıkça tavır koymalarına neden oldu. Şeref Bey, ideallerini gerçekleştirme yolunda çevresindeki 3-5 yakın arkadaşının dışında bütünüyle yalnız başına mücadele etmek zorunda olduğunun farkındaydı. Bir başka şeyin daha farkındaydı. Başarıyı elde etmek için dıştaki rakipler kadar içteki rakipleri de yenmek zorundaydı.
Üstelik şimdi uzun zamandır hayalini kurduğu bir başka düşünü daha gerçekleştirmeye sıra gelmişti. Beşiktaşlı futbolcuları idman yaptıkları akaretlerdeki gayri nizami sahadan kurtarmak, yangın sonucu harabe haline gelmiş Çırağan Sarayı'nın futbol sahası yapılmaya müsait bahçesini milli emlaktan kiralayarak bu alana siyah beyazlı renklere yaraşır bir tesis kurmak. Şeref Bey diye tanıdığımız, bildiğimiz Şeref Bey diye Beşiktaş mıydı diye biliyoruz. Şeref Bey demek Beşiktaş demekti. Akaretlerdeki sağımızdan antren yaptığımız zaman koltuğunu atılır, sağın kenarında otururdu ve şeylerdi. Topa fena vurduğumuz zaman bakıp görürdü. Fena. Topu güzel vurduğumuz zaman bakardı şey bir başka tarafa bakıyor. Meşgul dahi değil, hiç gibi göstermezdi. Ve biz böyle tip idarelerle büyüdük. Beşiktaşlı olarak büyüdük. 1931-32 sezonu İstanbul Lig maçlarına Hakkılı kadrosuyla fırtına gibi girer Beşiktaş. Ancak stadının açılışıyla ilgili bir konuda teşkilatla ihtilafa düşen Fenerbahçe'nin ligden çekilmesiyle sezondaki ilk tatsızlık yaşanır. Ardından Fenerbahçe'ye uyan Galatasaray da ligden çekilir. İki büyük takımın çekilmiş olmasına rağmen lig maçları oynanmaya devam eder. Ligin ilk yarısını 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş lider olarak bitirir. Hakkı kendisini takıma kazandırmak için günlerce peşinden koşanları mahcup etmemiştir. 7 maçta attığı 11 golle takımın en çok gol atan futbolcusu olmuştur. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın olmadığı bir ligin lideri olmak Beşiktaşlıları rahatsız etmektedir. Ne de olsa bu üç takım ezeli rakip olmalarının ötesinde Gazi Mustafa Kemal'in söylediği gibi birbirlerinin lazımı gayri müfariki, yani biri olmaksızın diğerleri de olamazdırlar. Durumu değerlendiren Şeref Bey arkadaşlarına ve futbolculara danışarak Beşiktaş'ı ligden çeker. Beşiktaş büyüklüğünü göstermiş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olmadığı birlikte 5 yılın ardından kolayca elde edilecek şampiyonluğu elinin tersiyle itmiştir. Ligin ikinci yarı maçlarına çıkmaz Beşiktaş. 1931-32 İstanbul Lig Şampiyonluğu Kupası'nı ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 7-1 yenilen İstanbul Spor Müzesi'ne götürür. 1932 yılında Beşiktaş Kulüp Başkanlığı'nı Abdülkadir Ziya Karamürsel Bey üstlenir. Şeref Bey, yakın arkadaşı Abdülkadir Bey'in kulüp başkanı olmasına çok sevinir. Artık bir süredir uğraştığı Çırağan'ın bahçesinin milli emlaktan kiralanması meselesini Abdülkadir Bey'in desteğiyle daha kısa sürede halledecektir. Üstelik başkanıyla, idarecileriyle, futbolcularıyla bütünleşmiş Beşiktaş'ın bu sezon hasret kaldığı şampiyonluğu kucaklaması çok daha kolay gözükmektedir. Şeref Bey uzun zamandır hiç olmadığı kadar neşelidir. 32 Haziran'ında Ankara'da toplanan Türkiye İdman Cemiyetleri Birliği Genel Kongresi'ne işte bu duygular içerisinde katılır Şeref Bey. Kongre devam ederken bölgeler arası kongre kupası maçları da yapılmaktadır. İzmir bölgesi ile Ankara bölgesinin yapacağı maçın hakemliğini Şeref Bey'e teklif ederler. Seve seve kabul eder. Alkışlar arasında sahaya çıkar. Maçın ilk yarısının son dakikalarında yığılır kalır yeşil sahaya. Yanına koşup gelenlere bir şeyim yok merak etmeyin. Herhalde heyecandan tansiyonum düşmüş olacak. Halftime'da dinlendikten sonra bir şeyim kalmaz diye cevap verir. İkinci yarı istersen başka birini hakem yapalım sen dinlen diye ısrar ederler. Yok olmaz maçı tamamlamak istiyorum bir şeyim yok ben iyiyim diyerek başladığı maçı yarım bırakmak istemez Şeref Bey. Hayatı boyunca kafasına koyduğu başladığı hiçbir işi yarım bırakmamıştır ki. Maçın sonunu getirir getirmesine de bu kez soyunma odasında baygınlık geçirir Şeref Bey. Arkadaşları o halde kaldığı otele taşırlar. Teşhis ve tedavi için İstanbul'a gitmesini ve Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatmasını ısrarla isterler. Hiçbirini aldırmaz Şeref Bey. Ben iyiyim merak etmeyin. Ankara'daki işler bir bitsin, Bursa'da kaplıcalara gideceğim, demir gibi olacağım diyerek arkadaşlarının ısrarlarını geri çevirir. Çırağan Sarayı bahçesinin Beşiktaş'ın kullanımına verilmesi ve bu alanda bir stadyum inşaatının başlatılması izniyle ilgili Bakanlar Kurulu kararını beklemektedir. Karar çıkana kadar kimselere kulak asmaz, Ankara'dan ayrılmaz. Ağrıları ve sık geçirdiği baygınlıklarsa gün geçtikçe dayanılmaz bir hal almaktadır. Babamın hatırlıyorum bir Ankara'dan gelmiş, bana sonra anneciğim rahmetli anlatmıştı, çok kötüymüş. Demiş ki bir daha döneceğim, İsmet Paşa ile konuşacağım. Çünkü bu stat işi biraz sapa sardı. Ben de iyi değilim.
yapma etme yalvarmış babaannem falan gitmedi. En son gidip o işi bağlayıp ondan sonra yatağa düşmüş. Çırağan'ın bahçesini Beşiktaş kulübüne mal etmeyi başaran Şeref Bey, gerekli imzaların tamamlanmasından sonra İstanbul'a döner. Bir hayalini daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ancak ihmal ettiği hastalığı oldukça ilerlemiştir. Artık ayakta duramamaktadır. Köy içindeki evinde yatağa serilir. Istırapları ise azalacağına gün geçtikçe daha da dayanılmaz bir hal almaktadır. Çare olur diye Bursa'da kaplıcalara gider. Bir hafta 10 gün hiçbir şey değişmez. İstanbul'a döndüğünde operatör Burhanettin Bey tarafından son kontrolleri yapılır. Yapılan testler sonucunda Şeref Bey'in hastalığına kesin teşhis konur. Bu teşhis ne yazık ki kanserdir. Sessiz bir kalabalık toplanmıştır Sirkeci Garı'nda. Beşiktaş kulübü idarecileri, sporcuları, yakınları, sevenleri son bir umut olarak tedavi için Viyana'ya uğurlamaktadır Şeref Bey'i. 27 gün kalır Avusturya'da. Tıbben uygulanabilecek tüm tedaviler uygulanır kendisine. Hastalığı karşısında tıbbın da çaresiz kaldığını anlamıştır Şeref Bey. Doktorlarla konuşur, hastaneden çıkışını alır. İstanbul'u ve Beşiktaş'ını çok özlemiştir. Geri dönecektir. Gittim, annemle rahmetli beni götürdü. Tanımamışım babamı. Çünkü babam şoa tedavisi gördüğü için kapkaraymış. Dili de kapkaraymış. Baban niçin dilin kara dediğim zaman çikolata aldım sana dedi. Ve o çikolatayı bana verdi. Ben kapıdan çıktım gülerek çikolata elimde diye. Kapıda sonradan anlattıkları için biliyorum. Burhan Felek kapıda ağlayarak girememiş babamın yanına. Böyle bir anım var. Hayatı hep mücadelelerle dolu Şeref Bey, 12 ay süren son mücadelesini yakalandığı amansız hastalığa karşı verir. 12 Haziran pazartesi gününü 13 Haziran salı gününe bağlayan gece yarısı 0:20'de hayatında ilk kez girişmiş olduğu bir mücadelede yenik düşer. Hastalığı boyunca başından ayrılmayan babasının kollarında 39 yaşında hayata gözlerini yumar. Şeref Bey Beşiktaş kulübünde hakikaten bir semboldür. Hani Beşiktaş kulübü için can veren insandır. Yani hani ben kulübüm için canımı veririm diyen insanlar vardır ya. Şeref Bey belki bunu söylememiştir ama kulübü için can vermiştir. Kanser hastasıyken, kanser sancıları içinde kıvranırken trenle, o zamanın şartları altında trenlerde zaten hani 18 saatte, 17 saatte falan Ankara'ya gidiyor. Bizi Emlak-ı Milliye'den, Milli Emlak İdaresi'nden Çırağan Sarayı'nın bahçesini kazandırmak için bir ömrünü vermiştir. Çırağan Sarayı'nın bahçesini en sonunda Beşiktaş kulübüne mal etmiştir. Ve ondan sonra hastaneye gittiğinde çok geç kaldığı söylenmiştir. Bunu da nereden biliyorum? Rahmetli babamın çok iyi arkadaşıydı Şeref'te. Valide Çeşmesi'nde oturdukları yollardan gençlik arkadaşı. Babam her cumartesi günü İşten çıktıktan sonra ziyaretine giderdi ve üzgün bir şekilde eve gelirdi. Şeref Bey 1933 yıllarında öldüğünde ben çocuktum. Ama hani o Şeref Bey'in ne kadar ümitsiz olduğunu babam hani hastaneden döndükten sonra eriyor, mum gibi eriyor, aslan gibi insan diye tarifsiz bir üzüntü içinde anlatırdı. Çırağan Sarayı'nın bahçesinde temel atılıp o zamanın futbolcuları, atletleri hepsi beraber paçalarını sıvayıp orada kazma kürek toprak hafriyatına başladıklarında Şeref Bey'in son nefesini
Cerrahpaşalar Sanatisi'nde vermişti. Yani o bakımdan Şeref Bey'in Beşiktaş için hakikaten canını vermiş. İnsan tabirini kullanmak ve onu saygıyla, rahmetle anmak yalnız her Beşiktaş'ın değil, her spor adamının bir vicdan borcudur bence. Şeref Bey'in cenazesi önce Beşiktaş köy içine getirilir. Sporcuları, öğrencileri ve halkın oluşturduğu binlerce kişilik bir kalabalık köy içi meydanında toplanmış, 39 yıllık yaşamını Beşiktaş'a hizmete adamış bu müstesna insanın ardından gözyaşı dökmektedir. Türk bayrağına sarılı tabutu Sinanpaşa Camii'ne taşınarak cenaze namazı burada kılınır. Beşiktaş'a mal etmek uğruna sağlığından olduğu Çırağan Sarayı'nın bahçesine yapılan statta da bir tören düzenlenmesini vasiyet etmiştir Şeref Bey. Şehir bandosunun çaldığı matem marşının hüzünlü melodisi eşliğinde sevdiklerinin elleri üzerinde tabutu Çırağan'a taşınır. Stat direğinde Beşiktaş Kulübü'nün arması simsiyah hazırlanmış bir bayrağı yarıya indirilmiş şekilde dalgalanmaktadır. Tabut, stadın ortasında hazırlanan iki masa üzerine konur. Binlerce kişi etrafını çevirir. İlk konuşmayı İdman Cemiyetleri İttifakı Reisi Halit Bey yapar. Törene katılan devlet adamlarından birkaçının daha konuşmasının ardından sağlığında zaman zaman küstüğü, zaman zaman barıştığı çocukluk arkadaşı, mahalle arkadaşı, futbolcu arkadaşı Refik Osman Top çok dokunaklı bir konuşma yapar. Ardından Şeref Bey'in yakın dostu, Beşiktaşlıların baba diye hitap ettikleri kulüp başkanı Abdülkadir Ziya Bey'in konuşmaya başlamasıyla birlikte törene katılan binlerce kişi artık gözyaşlarına hakim olamamaktadır. Şeref Bey'in naaşı, gerçekleştirdiği son hayali olan Çırağan'daki stadı tepeden seyreden konumdaki Yahya Efendi dergahına defnedilir. 39 yıllık kısa yaşamına çok şey sığdırmıştır Şeref Bey. Kuruluşunda sınırlı sayıda kişinin ferdi sporlarla uğraştığı özel bir kulüp kimliğindeki Beşiktaş Kulübü'nü halka indirmiş, halka sevdirmiş, halkla büyütmüş, siyah beyaz renk aşkını binlerce, yüz binlerce kişinin kalbine kazımayı başarmıştır. O, Beşiktaş'ın şerefidir. O, Beşiktaş'ın şehididir.